SGK uzmanı Murat Bal geçmiş olsun diyerek açıkladı. Emekliler kara kara düşünecek. SGK uzmanı Murat Bal emekliler için kötü haberi canlı yayında verdi. Milyonlarca emeklinin Temmuz maaşı açıklandı. %24,73 oranında zam emekli için yapıldı. En düşük emekli maaşı ise 12500 Türk Lirası olarak belirlendi. Ancak maaşların 20 bin Türk lirası üzerinde olan açlık sınırının altında kalması tepkilere neden oldu. Özel'in Erdoğan'a emekli maaşı teklifini ise gündemde yankı uyandırdı. Konuya dair SGK uzmanı Murat Bal, kara haberi açıkladı. Yüksek enflasyon ile beraber hayat pahalılığı vatandaşı derinden sarsıyor. En çok etkilenen grup ise emekli kesimi oldu. 10 bin Türk lirası maaş ile geçim sorunu yaşayan emekliler gözünü Temmuz zamına çevirmişti. Ancak hükümet tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine %24,73, memur emeklilerine ise %19,31 oranında zam yapılmıştı. 20 bin TL'nin üzerinde olan açlık sınırı karşısında emekliler ise %24,73 oranında zamın bir işe yaramayacağını söylüyor. Öyle ki bazı emeklilerin kök maaşının düşük olması sebebiyle maaşları 10.000 TL'de kaldı. En düşük emekli maaşı hükümet tarafından 12.500 TL'ye getirildi. Buna göre kök maaşı düşük olanların kalan tutarları hazine desteği ile ödenmiş oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel emekli maaşlarının düşük olmasından kaynaklı Erdoğan'a emekli maaşı teklifi gerçekleştirdi. Özel en düşük emekli maaşını 17500 Türk Lirası yapın. Bütün SGK borçlarını ödeyelim şeklinde konuştu. Belediyelerin SGK borçları 96 milyar TL'yi buluyor. Bu ödeme sonrasında maaşlarda artış yapılabilir mi? Sorusu şimdiden merak edilmeye başlandı. SGK uzmanı Murat Bal emekliler için kara haberi açıkladı. Belediyelerden bu para tahsil edilecekte sonra emeklilere maaş zammı yapılacak. Dereye su gelecekte de kurbanın gözü çıkmış. SGK bir şirket değil ama öyle kullanmaya başlarlarsa maaşlar 10 bin Türk lirası olur. 9 bin prim günü emekli olmuş 12 bin 500 Türk lirası maaş veriyorlar. Bu bir ütopya dedi.